Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Z'den A'ya serimizin yeni bölümünde sizler için Orta Koridor'da Ahri oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen Doran yüzüğümüzü, çift can iksirimizi alalım, hızlıca koridorumuzu ilerleyelim. Ben de ufak tefek karakter hakkında bilgi vereyim. Ana ürünümüz buzul takviyesi. Siz bu noktada buzul takviyesi girebilirsiniz. Elektrik var girebilirsiniz. Sihirli yıldız girebilirsiniz. Kara hasat girebilirsiniz. Çok fazla alternatifiniz var. O yüzden de burada seçimi tamamıyla sizlere bırakıyorum ama ben buzul takviyesiyle oynayacağım. Özellikle baktığım kadarıyla en fazla verim buzul takviyesiyle alınmış. O yüzden de ben de dediğim gibi buzul takviyesiyle birlikte oynuyorum. Alternatifiniz çok fazla yorum olarak bana demeyin abi işte elektrik ver oynasaydım diye. Ama ben diyorum ya size en fazla verim hangisi ründeyse onunla oynuyorum. Bu buildimi de ona göre yapıyorum, haberiniz olsun. Ürünlerin de tamamı videonun açıklama kısmında mevcut. Açıklama kısmından da ürünlerin tamamına erişebilirsiniz. Şimdi ağır rakip kovalamayı seven bir karakter. Şöyle pasifinden bahsedeyim, anlayacaksınız. Karakterimizin pasifi, bir hedef üzerine 1,5 saniye içerisinde 2 tane yetenek tutturursanız karakter hareket hızı kazanıyor. Siz buzul takviyesiyle rakibi yavaşlattıktan sonra yetenekleri tutturmanız da oldukça kolaylaştığı için otomatik olarak pasifinizi tetikliyorsunuz. Hem rakip sizden kaçamıyor hem de siz maksimum verimi elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şu minyonları kaçırmayalım. Ağır early game'de bir tık otomatik kuruş hasarı sıkıntı. Şu da kaçmasın. Diana matchup'ı bir tık sıkıntı. Bizi rahat bir şekilde dürtebilen bir karakter. Ona göre yanaşmam lazım. 3 levelde çok güçleniyor. 3 levele eğer dikkat edersek sorun yaşamayız. Pasifimiz buydu arkadaşlar. Q yeteneğinden bahsedecek olursak, Q yeteneği bir tane ışık küresi yollamanızı sağlıyor. Bu yolladığınız ışık küresi arkadaşlar hem gidiyor hem de geliyor ve giderken ve gelirken rakibe hasar vermenizi sağlıyor. Rakibe değdirmeniz lazım. Giderken rakibe büyü hasarı verir, dönerken de gerçek hasar verir. O yüzden de mümkün mertebe yeteneği rakibe tutturmaya çalışın. Bunun yanı sıra siz rakibe tutturduğunuz her yetenekte bir 3 yük kazanırsınız. 9 yükte de Q yeteneğiniz bir sonraki kullanışınız Q yeteneğinizin sizin canınızı doldurmasını sağlar. Bu sayede de bir anda çok fazla can doldurduğunuzu görebilirsiniz. Şimdi Diana 3 level. Bir tık tehlikeli o yüzden. Güzel. Şu an her şey harika gidiyor. Da bizim takım fazla skor verdi orada. Q'muzdan da bahsettik sizlere. W'dan bahsedecek olursak, W'nuz etrafınızda 3 tane yuvarlak küre çıkartıyor. Bu küre en yakınızdaki rakip şampiyonlar odaklı olmak üzere onlara hasar veriyorlar. Ve az uzda bir hasar vermiyorlar. Böyle bir tık da olsa etkinizi kolaylaştırdığı için otomatik olarak aslında her bir tutan küre sizin pasifinizin tetiklenmesini sağlıyor. Bu sayede de siz rakibinizi Q yeteneğinizi kullanarak can barınızı doldurmaya çekmiş oluyorsunuz. Bu arada farmda iyi durumdayız ha. Bakın altta 7 yük yazıyor mesela. O 9 yük olduğunda otomatik olarak Q'muz can yenileyecek. Bakın takip edin. Şu an bir sonraki kullanacağımız Q can yenilemesini sağlayacak. E yeteneğimizden bahsedecek olursak, E yeteneği bizim charm yeteneğimiz. Aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Shen'in E yeteneği gibi düşünebilirsiniz. Rakibi ayartıp kendinize çekmenizi sağlayan bir yetenek. Rakip bu yeteneği kullandığınızda ufak bir büyü hasarı yer. Rakibe tabi tutturabilmeyi başarırsanız. Bunun yanı sıra rakibi de kendinize doğru ayartarak sizin o rakibe verdiğiniz hasarın artmasını sağlar. Bu yüzden E yeteneğinizi tutturduğunuz rakip normalden daha fazla hasar yer. Ultiden bahsedecek olursak da, ultiniz 3 defa kullanılabilen bir yetenek arkadaşlar. Her kullandığınızda sıçra gibi bir animasyona sahip oluyor ve atılmanızı sağlayan bir yetenek. Atıldığınızda arkanızda bir takım işaretler çıkar, ya arkanızda demeyeyim de bir takım işaretler fırlatırsınız en yakınızdaki rakibe. Büyü hasarı yer ve siz mesafe kapatmış olursunuz ya da rakipten kaçmak için de kullanabilirsiniz. Kıymetli bir yetenek. Çok güzel.
Süper. Burada rakibimiz hata yaptı. Bize fark ettiyseniz çok büyük bir açık verdi. Hani canı azken benim de savaşmaya çalışmamalıydı. Ölümüyle sonuçlandı pozisyon. Güzel güzel. Çok boş bir engage yaptı. Base'imize atalım bakalım. Voli 1 support'umuz varmış. Şöyle bir de kaydımıza bakalım. Süper. İlk ne alacağız? İlk etapta Hexage GLP alacağız arkadaşlar. Hem mana problemini ortadan kaldıracak, hem rakibi yavaşlatmamızı sağlayacak. Peşine de ikiz gölge ile bu ilde devam ettireceğiz. Tabi bu adam da teleport avantajı olduğu için aradaki minyon farkını kapattı. Kulemize de vuracak. Eli Spray'ı savunur bence. Alo. Yani bedava minyon alacağım buradan, daha ne istiyorsun Elis? Hepsini de kaçırdı. Bir tane aldı galiba. Yapmamız gereken olay rakibimizin can barını azaltmak, ardından da rakibimizi fight'a sürüklemek olacak. Diana'nın normalde beni 6 olmadan kesmesi gerekiyordu. Ama kesemediği için bu saatten sonra ben ultimle rahat bir şekilde ondan uzaklaşacağım. Beni hiçbir şekilde kesemeyecek. Yani ultisinden verim alamamış olacak Diana. E yeteneğimi kullanmak için adamın ileri çıkmasını bekliyorum. Adam ileri çıktığında E yeteneğimi kullanıyorum. Veya sizin üzerinize atılmasını bekleyin. Hani E yeteneğimi tutturamıyorum diyorsanız yapabileceğiniz en güzel senaryo bu. Önümde kimse yok. Hadi be. Oo, Lush'una bak, 4-2. De ölecek herhalde, rakip jungle orada. Güzel. Daha potlarım duruyor. Kalista'nın can barı az olsaydı bot lane'e bir şeyler yapmaya çalışırdım. Diana bu arada normalden fazla pasif oynuyor. Şöyle peşinden W'muzu geliştirerek devam edelim. Mümkün mertebe Diana'nın hitbox'ına girmemeye çalışıyorum farkındaysanız. Çünkü girdiğim anda ben kırılgan bir karakter oynadığım için beni rahatsız edebilir. Çok güzelsin. Tutuşturu olsaydı emin olun Diana beni burada keserdi. Burada tutuşturunun olmamasının dezavantajını çekiyor. Ben de tutuşturumun olmasının avantajını çekiyorum. Önümde kimse duramaz. Artık base vakti. Ultimi kullanarak fark ettiyseniz E yeteneğimi kullandım. Garantiye oynadım kısacası. Voli ölmesin. Hayda. Zonya bütün her şeyi değiştirdi ha. Bu adam yok. Leona ölmemiş yalnız. Leona kurtulmuş. Kalista güçlü durumda. Farmlar kötü şu an orta koridorda. Orta koridor ne alaka? Bot lane'de. Vayne? Aa, Vayne jungle'ları var. Ve 4 kill'im var Vayne jungle'ın. Ne istediklerini Bu biliyorum. çok acayip şeyler oluyor. Elise öleceksin. Bunlar ne yapıyor abi? Herhalde ya Vayne trollüyor ya da Diana bayağı Vayne'e sinirlendi. Ve Vayne'in mid'e gelmesine neden oldu. İrelia buraya kadar mı dedi? Oo.
Neyse, İrelia'mız farmda falan üstüne, ha güzel. Hadi be. Vayne'den bomboş bir baskın. Jungle'ın buraya yakın olsa denerim. 2v1 girmeyi. Süpersin. Vayne otomatik vuruşunu burada toteme yaptı. Toteme yaptığı için de direkt işleri bitti. Ben orada ultisinden kaçmak için uzaklaştım. Diana'nın sıçra atmasını beklemiyordum. Sıçra attığı için de mecburen biz de sıçra atmak zorunda kaldık. Ama güzel, 3-0-1'iz. Mis. Farmda falan üstünüz. Güzel güzel. Çizmemizi bitirelim. Ardından ikiz gölgeye başlayalım. Bu oyun aslında Karamür güzel gider abi. Bekleyelim, Karamür alalım. Hazır skorlar çıkıyor. Ordu kalkanı olmuş adam ya. Gidelim mi? Vayne bu arada baya baya mide geliyor. Canımsın Vayne. Hem Diana'yı eksipte geri düşürüyor, hem kendisi geri düşüyor. Bizim jungle o sırada istediğini yapıyor. Gerçekten eğlenelim. Ya Vayne Jungle oynamak nedir ya? Enteresan. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dereceli sıralar kapalı olduğu için bu oyun sıralı seçimde oynanıyor. Haberiniz olsun. Açık olsaydı dereceli oyunda oynayacaktım. Ama ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok. Ben de bir şeyler yapamıyorum o yüzden. Çok güzel abi. Bu adamla savaşır mıyız? Süpersiniz. Charm'ı tutturdum. Adamın işi bitti. Rotasyon yapın. Harita rotasyonunun ne kadar etkili olduğunu buradan daha iyi görürsünüz. Ormancınızla birlikte oynamaya çalışın oyunu. Tek başınıza oynamayın. Güzel. Diana yalnız oyunda yok. Artık düştü oyundan. Komple oyunu bitti. Hem early game'de öldü, hem ormancısı geldi öldü. Ormancısının kırmızısını almış bir de. Neredesin? Şunu bir alalım. Üzerine pink ward. Tamam. Fark ettiyseniz ultim gelmeden bu rotasyonu yapmadım. Ultimi bekledim. Ultim geldikten sonra rotasyona çıktım. Çünkü ultim benim pozisyon değiştirebilmem adına çok önemli bir yetenek. Dikkatli kullandıkça bize skor getirdi. Artık işe yaramazlar. 8-5 oldu Lucian, ha güzel. Ve farmaz. Narbot'ta 3 kişi mi oynuyorlar? Güzel. Hadi bakalım. Elis'in canı çok az yalnız. Diana şuradan çıksa hiçbir şey yapamayız. Gözükmüyor adam.
Gözükmediği için de korkuyorum bir yandan. Çünkü şu haliyle bile kafama atlasa beni kesiyordu yana. Rakibinizi hiçbir zaman küçümsemeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman. Kulesini alabilir miyiz acaba? Geldi. Ama nasıl kalmamış ki? Tutuşturumuz var. Queen bot'a gidiyor. Bizimkilerin çıkması lazım. 5'leyecekler botu ya. Ah, bir hit daha vuramadım. Bu da tutuştur attı bize. Niye eritemedik orada? E'mizi güzel attık. W'muzun hasarı da yetmeliydi. Bu adamdan daha güçlüyüz. Ama hasarım yetmedi. Kesememek kötü oldu ya onu. Eşya üstünlüğü de yok yani adamın. Bir can çalması var. Adamın üstüne tutuşturumuzu bırakmışız. Her türlü kazanmamız lazım mutlakası. Garip. Seni satalım bakalım. Sen de gel birazcık hareket hızı kazanalım. Bu eşya da biter bitmez direkt rabodalım. Oo, bulut ejderi geliyor. Harika. İrelia burada baskın yiyecek. Gözükmüyorlar çünkü. Süper abi. Leona da buraya totem kırmaya gelmiş. Güzel. Hemen gideyim. Mid iteyim. Ardına kuleye vuralım. Mid kule önemli. Diana teleport attı. Hayda. İrelia nasıl ölüyor adama? Herhalde her E'sini kaçırdığında o adam ona karşı agresifleşiyor. Bizim Lucian'da mı tahrip var? Aynen, Lucian'da tahrip varmış. Hadi be. Süpersin Elis. Kaçırdık. Şu kuleyi alalım. Ardından o adamlar zaten botu puşluyorlar. Belki yeni bir tör falan çıkartırız. Şu an şu adama direkt dalasım var ama işte emin değilim kesebilir miyiz, gücüm yeter mi? Biraz önce yetmedi çünkü. İnhibitör alıp çıkmamız lazım. Bu adamlar da buradan ikinci kuleyi alıyorlar rahat rahat. Hoş değil. Sattı bu adam. Keşke ulti basmasaydım. Benim için sanki base vakti gibi duruyor artık. Da bu adam ölüp ölüp duruyor. Hoş değil. Tehlikeli yerde base atıyorsun. Sen gel bakalım. Artık Rabadon vakti geldi. Ben şu eşyayı ne zaman alsam peş peşe ölüyorum arkadaş. Steklenmiyor eşya. Olivier'dan kötü satış. Üf, geçmiş olsun öldüler. Ultimde daha gelmedi ki ya.
Bizim takım bir satıyor ya. Yani biz top lane, hani Irelia'nın top lane'e gitmesi dünyanın en saçma olayı burada. Gitmesi gereken yer kesinlikle top lane değildi bir kere. Gitmesi gereken yer bot lane'di. Adamların ikinci kuleye gitmesine engel olmaktı ama gitmedi. Gitmediği için de hem buradan herhangi bir etki yaratamadı hem de üstüne üstelik çok daha fazlasını kaybetti. Bu arada bayılıyorduk ha. Canım yok ne? Bana gel diyor adam bir de. Bayılıyordum burada. Kesin abi şunu. Elis. E'sini kullansa ayakta kalacak. E'si var mıydı acaba burada? Vayne'e gitmek lazım. Ultim olmasa bile Vayne'i keserim bence. İkiz gölgemiz var ya. Güzel. Vuramıyoruz tabi. Hasar konusunda bu build biraz sıkıntı. İşlevsellik konusunda çok iyi. Bizimkilerin şu an midde oynamaması lazım bu arada. Side lane'leri itmiyoruz. Side lane'leri itmediğimiz için bu oyunun late game'e kalması, Kalista'nın güçlenmesi, bu adamın güçlenmesi, bu adamın güçlenmesi, Diana'nın oyuna dönmesi anlamına gelecek. Ama takım şu an farkında değil bakalım. Dahicilerine de bir yandan gitmemiz lazım. Şurayı iteyim de. Güzel. Hemen şu kuleyi bir çıkartalım. Dur bakayım bir şeyler çıkar mı buradan? Tamam vurur. Ultimiz yok ama. Vurun gençler. Hemen buradan da bir inhibitör alalım. Leona bir dalacak gibi bir hareketler yapıyor da. Adam bir anda tek attı ya. Şunu alsanıza. Ya ultimi kullanmadım ben. O kadar fazla hasar verebileceğini düşünmedim. O sırada kritik vuracağı tuttu. Adamın %25 kritiği var. Yani tam %25 değilmiş. Okey. Bir tık daha fazla. Ama yine de adamın kritik atacağı tuttu. Ravadon vakti. Güzel. Süper. Ama bu eşya steklenmiyor arkadaş. Steklenmesine izin vermiyorlar. Ama oyun bizde. Bir aksilik olmazsa, çok büyük bir satış koymazsak, oyun boyunca da mavi güçlendirme alamadım aslında. Gitsem güzel olur. Irelia'yı oyunda hiç görmedim mesela. Sadece top lane'deydi. Queen'i çok sık gördük mesela. Irelia biraz etkisiz kaldı o noktada ki Irelia'nın teleportu da var. İki
Güzel. İrelia'dan iyi haberler geliyor. Güzel aldı bizimkiler. Hiç oraya yanaşmıyorum bile. Özellikle dedim savaşmayayım, birisine skoru salayım. Burada tutuşturumuz var, ultimiz var. Hep beklettiğim için adamların beni kesmesine fırsat vermiş oluyorum. Red Smite'ın da bana attı Vayne. Şurada kurtarsa canını dolduracaktı. Bir aşırı büyük sopa daha. İrelia 3 eşya almış. Biz de 3 eşya alalım. Güzel bir kule daha. Günlük 4'e düşmedi ya bir türlü. 3 tane mahvolmuş orada onlarda. Diana'yı bota yollamışlar. Öldür ki Queen. Güzel. Bir kule daha gelecek. Oy oy oy. Çok güzel. Şuna dalmaları lazım. Çok dağınık kaldılar. Çok dağınık kaldılar. Kalista şu an rahat rahat vuruyor. Allah, Kalista buraya kadarları çıkarttı. Bunu da öldürdü. Da bizim minyonlar bitirecek. GG. Arkadaşlar orta koridorda Ahri de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like, yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.